Sub indo by broth3rmax Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türk borsalarını ve piyasaları bir analiz edeceğiz sizlerle beraber. Bildiğiniz gibi ardı ardına olumsuz haberler çıkıyor piyasada şu anda. Ve kripto paralarla da alakalandırılıyor. İnsanlar ister istemez şu anda kripto paralarını satıp piyasadan çıkıyorlar. Ve bundan dolayı da piyasadan çıkan bir para var. Şimdi Türkiye bildiğiniz gibi dünyada dördüncü sırada kripto para alım satımında kripto para bulunduranlarda ve çok kişinin bir bilgisi oluştu artık kripto paralarla ilgili özellikle şu son yükselişlerde Borsa ile ilgilenen kişilerin çoğu kripto paralarına yöneldi. E tabii ki ilk tercih Türk borsalar oldu. Şimdi Türkçe olmalarından dolayı ve kullanım kolaylığı olması açısından, Türk lirasının kolay yatması açısından fakat daha sonrasında olumsuz gelişmeler ardı ardına patlak vermeye başladı. Özellikle de devletin regulasyon yapacağım söylentisinin ardından bu borsalardaki olaylar patlak vermeye başladı. Şimdi bunların hepsini bir inceleyeceğiz. Piyasa inceleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler dilerim. Bitcoin'de hemen baktığımız zaman arkadaşlar şu anda destek seviyemizin 47.003 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Buranın sağlam bir destek olduğunu söylemiştim. Burayı kıramadı. Dün denemişti burayı. Fakat buraya kadar iğne atmasına rağmen burayı kıramayarak yukarı doğru geri hareketlendi. Hatta daha sonrasında tekrardan 51.206'nın üzerine dün attı kendisini. Fakat bugün tekrardan bir aşağı yönlü hareket gerçekleştirdi. 49.690 dolar seviyelerinde bitcoin şu anda. Ve 51.206 dolardaki direncin üzerine kendisini atmasını bekliyoruz acilen. Bitcoin'de yükseliş trendimizin olduğunu söylemiştim sizlere. Bu trendi kırdı ve şu anda tekrardan içerisinde girmeye çalışıyor. Hemen Ethereum'ı da bir inceleyelim sizlerle beraber arkadaşlar. Ethereum'da Bitcoin'de kadar sert bir düşüş gelmediğini görüyoruz. Yani aşırı derecede sert bir düşüş gelmedi. Bitcoin bildiğiniz gibi yaklaşık 15 bin doları sildi üzerinde. Ve Ethereum'da baktığımız zaman 2267 dolar seviyesinde şu anda 2200 dolar desteğinin sağlam çalıştığını görüyoruz. Dün bu desteği kırmıştı. Fakat tekrardan yukarı yönlü hareketlendi. Hatta dün baktığımızda 2442 dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Şu anda Ethereum'da çoğu kişinin bildiği gibi yeni tüm zamanlar zirvesi 2644 dolar. Burada bir direnç noktamız var. Buraya doğru hareketlenmesini bekliyoruz Ethereum'da. Ethereum çünkü ne demiştik arkadaşlar? Tüm altcoin'lerin başını çeken bir coin. da baktığımızda aslında çok ciddi bir artış yok. Dominans aksine düşüyor. Bitcoin'den altcoin'lere geçen belli bir az bir de olsa para var. Fakat dışarı çıkan para daha fazla. Yani piyasadan çekilen para daha fazla. Bunda da Türkiye'nin büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Dünya borsalarının da bundan etkileneceğini düşünüyorum. Hemen arkadaşlar sizlerle beraber bir de altcoin market cap'i inceleyelim. Dominans'ta bildiğiniz gibi beklediğimiz nokta %50.57 .50 desteğini kırmaktayız bekliyoruz ve altcoin market cap'te de çok ciddi anlamda bir düşüş gelmedi. 888 milyar dolardayız. 1 trilyon doların üzerine çıkmıştık bildiğiniz gibi. Yaklaşık şu anda 110 milyar doları sildiğini görüyoruz piyasanın ve aşağı doğru bir hareketlenme eğilimine girmişti. Dün hatta çok ciddi anlamda geriye gelmişti. Baktığımızda 757 milyar dolar seviyelerine kadar düştüğümüzü görüyoruz. Fakat bugün 889 milyar dolara doğru altcoin market cap'in kendisini topladığını görüyoruz. Şimdi bu gelişmeler neydi? Bunu hiçbirimizin öngöreceği gelişmeler değildi arkadaşlar bunlar. Öncelikli olarak TODEX borsasının işlemlerini durdurması ve CEO'nun yurt dışına çıkması insanlarda borsalara karşı bir ön yargı oluşturdu. Zaten biz de iki gün önceki videomuzda borsalarda yüklü para tutulmasından daha ziyade soğuk cüzdanların kullanılması gerektiğini ve yüklü yatırımlarınızı borsada tutmayıp da soğuk cüzdanlarda tutmanızın daha sağlıklı olacağını söylemiştim sizlere. Ve bir bir gerçekleşiyor şu anda baktığımızda TODEX borsasının arkasında şu anda da ve Bitcoin borsası borsası işlemlerini durdurduğunu açıkladı. Dünleyin 4 kişi gözaltına alındı. CEO'su da dahil olmak üzere. ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Fakat masak hesaplarına bloke koydu şirketin. Ve Todex'in Türkiye'deki Türk lirası varlığına da bloke konulduğunu çoğunuz biliyorsunuz. Bu paralar Türk lirası olduğu için hesaplara çekemediklerini düşünüyorum. Çünkü Türk lirası çok ciddi anlamda hesabınıza girerse Masak bildiğiniz gibi banka direkt Masak'a bildiriyor. Masak da bu kadar yüklü para hesaba niye çekildi diye bunun hesabını soruyor. Bundan dolayı Türk lirasının hesaplarda kaldığı düşünülüyor TODEX borsasındaki. Ve Bitcoin borsasının da açıklamasına bakalım hemen sizlerle beraber son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Şimdi arkadaşlar birçok kişi şöyle düşünebilir. Borsalarda normalde bakım çalışmaları yapılabilir. 6 saatlik 12 saatlik bakım çalışmaları yapılabilir. Ama bu bakım çalışması değil. Borsa tamamen işlemleri kapattığını açıklıyor. Ne hesabınıza girebiliyorsunuz ne coin'inizi görebiliyorsunuz. Şu anda tamamen böyle bir açıklama ne demek arkadaşlar? Ben borsayı kapatıyorum. Sen hesaplarına da erişemezsin. Coin'lerin de benim soğuk cüzdan larında saklıyorum anlamına geliyor bu gelişmeler ister istemez şimdi önce Todex borsası, ardından ve Bitcoin borsası şimdi Türk borsalarına güvenlerde kırılma yaşanacağını gösteriyor. Zaten yaşandı. Yani çoğu insanın Türk borsalarına karşı artık otomatikmen bir ön yargıyla yaklaşacağını gösteriyor bu gelişmeler. Her zaman bir korku içinde insanlı olacak. Yüklü para tutmaya korkacaklar. Bundan dolayı da dediğim gibi soğuk cüzdanlar kesinlikle sizler için bulunmaz nimet arkadaşlar. Soğuk cüzdanlar bildiğiniz gibi offline ortamlarda saklanıyor. Yani bu soğuk cüzdanlardan ben bir sponsorluk geliri elde etmiyorum. Bunları kendiniz istediğiniz yerden temin edebilirsiniz. Bunların içerisinde saklamanız sizler için daha sağlıklı olacaktır. Zaten ben kendim de soğuk cüzdan kullanıyorum çok uzun bir süredir. Bir sorun da yaşamadım şu ana kadar. Hemen korku endeksimize bir bakalım bugün arkadaşlar. Korku endeksinde çok ciddi anlamda düşüş geldiğini görüyoruz. Aç gözlük seviyesi çok ciddi anlamda düştü. Baktığımızda geçen hafta 76 puandayken dün 55 puana kadar geriledik. Bu olumsuz gelişmelerin ışığında ve bugün 37 puanda olduğumuzu görüyoruz. Bunun gerçeklik payını yarınki korku endeksinin bu 37 puan seviyesini tekrardan teyit etmesiyle iyice anlamış olabiliriz. Bazen çünkü korku endeksi de yanlış gösterebiliyor. Bundan dolayı özellikle yarınki korku endeksinde beklememiz gerekiyor. Ama şu bir kesin ki arkadaşlar Türk insanları şu anda Türk borsalarından korkuyorlar ve kripto paraları bulunanlar korkup piyasadan çıkmaya başladılar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim sizlere arkadaşlar. Coin market cap'ten baktığımızda da Tüm market cap'in şu anda 1 trilyon 843 milyar dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin'i bildiğiniz gibi 1 trilyon dolar üzerinde bayağı bir seyretti. 928 milyar dolara kadar bir gerileme var ve altcoin'lerden de Ethereum 262 milyar dolara kadar geriledi. Bildiğiniz gibi 300 milyar dolara kadar yaklaşmıştık Ethereum'da. Fakat bu dediğim gibi olumsuz gelişmeler ışığında işte Amerika'daki vergi oranlarının %40'ın üzerine çıkarılması söylentisi. Daha sonrasında TODEX borsasının CEO'sunun kaçtığı söylentisi ve arkasından ve Bitcoin işlemleri durduğunu açıklaması piyasanın üzerine bu ara olumsuz haberler yağmur gibi yağmaya başladı. Hemen sizlerle beraber haberi de bir inceleyelim. Son dakika kripto para borsası Totex'in ardından ve Bitcoin şoku savcılık CEO'yu ve 3 kişiyi gözaltına aldı. Şimdi ister istemez artık bundan sonrasında Türkiye temkinli davranacak. Bu şekilde olumsuz gelişmeler olan şikayet gelen borsaların anında CEO'larını yakalamaları gerekiyor. Çünkü yurt dışına kaçmadan haberin detaylarına da baktığımızda Muğla merkezli kripto para işlem platformu ve Bitcoin dün akşam faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Gelen son dakika bilgisine göre şirketin açıklamasının ardından CEO gözaltına alındı şeklinde ve hesaplara da bloke konduğunu biliyoruz arkadaşlar. Hemen Cointelegraph'tan Todex'in kurucusunun Türkiye'deki paralarına el konulduğu ile ilgili bir haber var. 31 milyon Türk lirasına el konulduğunu söylüyorlar. Bu gelişmeler şimdi bizlere ne anlatıyor arkadaşlar? kripto piyasalarında TODEX depremi şeklinde bir videomuz vardı. Ve daha önceki videolarımıza gitmemiz gerekirse sizlere kanalımızdan hemen bir video göstereceğim arkadaşlar. Burada bakın 10 ay öncesinde kripto paralarınızı güvenli depolama yöntemleri şeklinde yine bir video çekmiştim. Burada arkadaşlar ayrıyeten tüm paranızı kaybedebilirsiniz şeklinde Tether'de bir tehlike gördüğümü söylemiştim. Tether'de şu anda bu gerçekleşmedi ama Tether'e de çok aşırı derecede güvenmiyorum. Neden güvenmiyorum? Tether'de çünkü merkezi yapıda bildiğiniz gibi Bitfinex firmasının bundan dolayı da arkadaşlar Arkadaşlar tüm paranızı Tether'de de tutmamanız gerekiyor. Tether yerine mesela dolarda durmak istiyorsanız mesela diyelim ki elinizde 50 bin dolar var. Bunun 10 bin dolarını USDC'de 10 bin dolarını Tether'de 10 bin dolarını BUSD şeklinde yani 1 dolara endeksli DAI olabilir, PAX olabilir. Yani bunların bildiğiniz gibi true dollar olabilir. Hepsi 1 dolara endeksli kripto paralar. Fakat hepsinin tamamını Tether'de tutmayın. Yani 1 dolara endeksi şeklinde görüyorsunuz ama diğer firmalara da riski bölün. Yani USDC'ye, True Dollar'a, Pax'a, DAI'ye Bunların hepsi 1 dolar endeksi bildiğiniz gibi. Bu sabit coinlere bölebilirsiniz riskinizi. Yani tutup da 50 bin doların tamamını Tether'de tutmanız riskli. Çünkü bildiğiniz gibi çok aşırı derecede Tether'den para çıkışı olursa 1 dolara sabit kalmadığını biliyoruz. Daha önceki senelerde 0.70 dolara kadar gerilediğini biliyoruz Tether'in. Tamam daha sonrasında fiyat tekrardan 1 dolara dengeledi ama bu da riskli arkadaşlar. Çünkü Bitcoin'den çok yüklü para çıkıp Tether'e girerse 1 dolara endeksi kalmıyor. Artışa geçiyor. Fakat Tether'den çok ciddi para çıkıp altcoin ya da Bitcoin'lere geçtiği zaman da Tether'in değeri aşağıya düşüyor 1 dolarda. Bundan dolayı dediğim gibi tüm paranızı Tether'de de tutmanız Bakın öncesinde söylüyorum sizlere bana göre yine riskli. Tether'de tutacağınıza Binance borsasını açtığınız zaman zaten bakın özellikle bunların isimlerini ekrana da yazacağım. Bakın arkadaşlar bu videoyu da videomuzun açıklama kısmına koyacağım linkini. Şu iki gün önceki çekmiş olduğumuz Todex depremi videosunun da açıklama kısmına koyacağım linkini. Dediğim gibi Ledger Nano S tarzı bir cüzdan alın. Çok aşırı derecede pahalı değil yani 500-600 lira civarında. Eğer borsalarda ciddi anlamda para tutuyorsanız bu kripto cüzdanlarından temin etmeniz gerekiyor. Zaten dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken bunların ikinci el olmaması, jelatinlerinin açılmamış olması ve güvenlik kelimelerini çok iyi bir yerde saklamanız. Gerekirse banka kasasında saklamanız arkadaşlar. Bu soğuk cüzdanlardan almanız şart. Yani bu işlerle uğraşıyorsanız, bu piyasayla uğraşıyorsanız bu soğuk cüzdanlardan kesinlikle elinizde bir tane bulunması gerekiyor. Ledger Nano X'e paran yetmiyorsa Ledger Nano S yani ucuzundan da alabilirsin. 500-600 lira civarında şu anda. Hatta bildiğiniz gibi kara borsaya düşmüş gibi bir şey oldu şu anda. 700 civarlarına falan satıyorlar. Gerekirse Ledger firmasının kendi web sitesinden de alım yapabilirsiniz. Belki 1-2 hafta sonra gelecek elinize. Ama bunu temin etmeniz gerekiyor en acil şeklinde. Dediğim gibi hiçbir borsada Binance da dahil, Kraken de dahil, Bitfinex de dahil yüklü para tutmayın. Bunu özellikle söylüyorum. Oynatma listelerinde zaten arkadaşlar bakın burada Binance borsasının detaylı kullanımıyla ilgili sizlere video çekmiştim. Binance borsası detaylı kullanım eğitim serisi 1 var ve eğitim serisi 2 var marjin kullanımıyla ilgili. Bu videoyu arkadaşlar özellikle izlemenizi istiyorum. Yani borsayı kullanamıyorum diye bir şey yok. Kullanabilirsin. Eğer yeterli özeni gösterirsen, ilgiyi gösterirsen, ders gibi bunu dinlersen kullanabilirsin. Bu çok aşırı zor bir şey değil yani kullanabilmek. Biz kullananlar da istisnai insanlar değiliz. Binance dediğim gibi şu anda kendi borsasında tutulan fonlara sigorta garantisi veriyor. Fakat biz yine Binance'a körü körüne güveneceğiz mi? Tabii ki güvenmeyeceğiz. 5000 bin dolarınızı Binance'da tutuyorsanız ya da 1000 bin dolarınızı Binance'da trade için tutuyorsanız paranızın kalan kısmını soğuk cüzdanda tutmanız gerekiyor dolar olarak ya da ethereum'unuz varsa ethereum'unuzu da bu soğuk cüzdana çekebilirsiniz. Başka coin'lerinizi de bitcoin'inizi de bu soğuk cüzdana çekebilirsiniz. Bu soğuk cüzdanları kullanmak bu piyasada işlem yapıyorsanız sizin için farz gibi bir şey arkadaşlar. Yani mecburen kullanmanız gerekiyor bunları. 500-600 liradan kaçmamanız gerekiyor. Yani tutup da 10 bin dolarlarla yatırım yaparken 500-600 liradan kaçmayın. Todex'te bir kişinin 30 milyon Türk lirasını Todex borsasında tuttuğunu öğrendik. Ve bildiğiniz gibi ve Bitcoin borsası da uzun süredir Türk borsalarında bulunuyor ve içinde ciddi anlamda bir kullanıcı potansiyeli vardı ve Bitcoin'inde bu insanların da ciddi anlamda paraları gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı çok yüklü parayı tutmuyorsunuz arkadaşlar. Bu kesinlikle çok önemli. Piyasaya gelince piyasa kendisini toparlayacaktır ama bu olumsuz gelişmelerin artık bir ara vermesi gerekiyor. Zaten bu borsaların patlama olayını da ben tamamen düşünce şu anda devletin regulasyon üzerinde çalıştığını biliyorlar, vergilendirme üzerinde çalıştığını ve kripto para borsalarına sermaye zorunluluğu getireceğini çoğu biliyorlar. Bundan dolayı korkanlar şimdiden kaçmaya çalışıyorlar. Yani bu aralar bu haberlerden daha çok görebiliriz Türk borsalarıyla ilgili. Ama dediğim gibi kendisine güvenen Türk borsaları belli. Zaten diyorlar ki regulasyondan biz korkmuyoruz. Keşke düzenleme gelsin de bu merdiven altı borsalar temizlensin şeklinde istiyor birçoğu. Bu şekilde düşünen borsalar kendisine güvenen borsalardır. Zaten şunu da sizlere söyleyebilirim. Düzenlemenin artık eli kulağında bu gelişmelerden sonrasında en geç diyorum bakın en geç bir ay içerisinde hem borsalarla ilgili yasal zorunluluklar getirilecektir hem de kripto paralarla ilgili bir düzenleme getirilecektir. Bu şimdi acil alınmış bir karar olacak gibi görünüyor. Şimdi ister istemez bu şekilde mağduriyetler yaşanmaması için devletin acil bir yönetmelik çıkartması gerekiyor. Çok acil çıkacak bir yasa olduğunu ve daha sonrasında düzenleneceğini düşünüyorum bunun. Bu haberlerden sonra özellikle devletin bu konu üstüne çok yoğunlaştığını düşünüyorum şu anda. Yani iki hafta ya da bir ay içerisinde bu gelecektir arkadaşlar. Artık kesinleşti Türkiye'de bir düzenleme geleceği. Zaten daha öncesinde de bunu biliyorduk hepimiz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla, sağlıkla kalın, hoşçakalın.